Herkese merhabalar. Şu anda neredeyiz? Öpücük ver babaya. Şu anda neredeyiz? Çanakkale terzi alan, Çanakkale Çan'ın terzi alan beldesinde Koca Çınarlar diye bir mesire alanındayız. Aslında o bahsettiğim yer aşağıda. Ailecek buradaki komşularımızla, akrabalarımızla buraya pikniğe geldik ama tabii doğanın bu güzelliğini, bu eşsiz güzelliğini görünce oğlumla beraber bir doğa yürüyüşüne çıkmak istedim. Yani yeni yeni keşfettiğimiz yerler, ilk defa geliyorum bu tarz yerlere. Tabii ilk defa gelmemiz doğal yani. Çok fazla bilinen ya da çok fazla gelinen yerler değil. Sadece o piknik alanında genelde bu bahsettiğim terzi alan dediğim bu beldedeki insanlar daha çok oraya geliyorlar, buralara. Onun haricinde yani böyle sosyal medyada en azından diyeyim popüler olmuş bir yer değil ama öyle olmadığı da belli maalesef. Ne yazık ki diyorum. Bu aslında bizim şeyimiz ama insan ele değmediği çok belli. Çok harika yerler, müthiş. Doğayla iç içe, tabiatın eşsiz güzelliği. Yani şu anda cırcır böceklerinin sesleri duyuyorsunuzdur. O kadar güzel bir ortam var ki burada şu anda. Yani şurada oturup saatlerce bu sesleri dinleyebilirim. Hiç sıkılmadan, bıkmadan. Çünkü dediğim gibi doyum olacak bir yer değil. Ağaçlar çok güzel kapatmış. Kesinlikle dışarısı şu an çok sıcak. Yaklaşık 33-34 derece olmasına rağmen bizim olduğumuz yere gördüğünüz gibi güneş bile girmiyor ara ara. Aralardan sızmış şekilde güneş giriyor. Çok sık ağaçlık olan bir ormanlık bir alandayız şu anda. Güzel bir yürüyüş parkuru yakaladım. Oğlumla beraber geldim. Oğlum da doğayı çok seviyor. Ben ona doğa sevgisini sürekli aşılamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Benim paşam, bu büyük oğlum. Şöyle yapalım. Böyle sarılayım mı oğluma? Tamam, sarılıyorum. Oğluma da doğa sevgisini aşılıyorum. Zaten olması gereken de bu. Evlatlarımıza doğayı sevdirmeliyiz. Doğa sevgisini aşılamalıyız ama tabii doğayı aşılarken, doğa sevgisini aşılarken doğayı korumayı da, yani koruyup kollamayı da aşılamamız gerekiyor. Bu da çok önemli bir husus. Yine işte böylesine ıssız bir yer olmasına rağmen mesire alanının, yani piknik yaptığımız yerde yine çöpler falan maalesef mevcut. Etraf çok güzel, sessiz, sakin. Buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Buralarda herhangi bir çöp falan yok. Yürüyüş parkuru. Zaten çok oturulacak. Yani orada daha çok kaynak suları falan olduğu için tercih ediliyor. Yine de birçoğu yere göre güzel. Dediğim gibi ya, doğanın her hali güzel. Eğer doğadaysanız, tabiattaysanız özgürsünüz demektir. Bu zaten bilinen bir şey. Her hali o kadar güzel ki. Yani şu anda mesela buraya geldiğimizden beri uzun zamandır rüzgarlı bir hava vardı. 3-4 günden beri. Efendim diyorum ya. Hı, efendim abi. Olsun. Tamam. Tamam. Şimdi yapacağız onu diyoruz. Ben devam edeyim. Tamam mı? Evet. Doğanın her hali çok güzel. Yani dediğim gibi buraya 3-4 günden beri burada rüzgarlıydı havalar. Ama rüzgarı bile o kadar güzel ki. Yani ormanlar çok sık. Birçok yerlere gittik. Çoğu yer zaten böyle yeşillik. Böyle insan eli çok değmemiş. Çok güzel tabiatın olduğu bir bölge. Rüzgar çıktığı zaman o rüzgarın ağaç dallarına çarptığı, yapraklarına çarparak çıkardığı ses, yaprakların birbirlerine çarparak çıkarmış olduğu o muazzam ses. Ne bileyim, rüzgar olmadığı zaman, böyle sıcak olduğu zaman işte şu an duymuş olduğunuz bu cırcır böceklerinin, kuşların eşsiz güzelliği, eşsiz çıkarmış olduğu güzel sesler. Keza bu tarz yerlerde tabii buraya karda gelmedim ama buna benzer yerlere tabii ki çok gittim ama buralara da kışın kar yağdığı zaman o kar örtüsü bembeyaz bir çarşaf gibi bu ağaç dallarına böyle sarıldığı zamanki o halini de çok merak ediyorum. Muhtemelen o zaman da çok güzel oluyordu. Çok güzel yerler. Evet. Şu anda motorla orman gezisine çıktım. Gördüğünüz gibi motorda 3 kişiyiz. Dala da çarptım. Nereye gidiyorduk İlyas abi? Kazan. Evet, Kazan diye bir yere gidiyoruz. Güzel bir yermiş.
İles abim buranın yerlisidir. Burada oturan, çevreyi çok iyi bilen. Kendisi sağ olsun bugün bizimle ilgilendi. Allah razı olsun. Götürüyor, getiriyor. Şimdi de bahsettiği yere gideceğiz. Nasıl bir yer olduğunu ben de merak ediyorum. Bakacağız inşallah. Hayvanların izlerine rastladık. Bu ne abi o şimdi? Karaca izi. Karaca izi. Şu derin olan da domuz izi bu. Şu da karaca izi. Bu da karaca. İki tane de. Evet. Aynen öyle. Karaca izi. Burada çünkü su olduğu için yaban hayvanlarının uğrak yeri. Suya gelir. Onlar için de oldukça elverişli bir yer. Şu anda biz tabii ki onların misafiriyiz burada. İş sürüyoruz şu anda. İles abim burada yaşıyor kendisi. Yani bu beldede yaşıyor. Bugün bize rehberlik yapıyor sağ olsun. Dere boyunda yürüyoruz şu an. Evet. Burada tabii her türlü hayvan barınıyor. Doğal olarak. Dediğimiz gibi biz şu anda onlara misafiriz. Burası onların evi. Onların yaşam yeri. Doğal yaşam alanı. Şöyle. Tabiatın, doğanın güzelliği. Ama bataklık türü bir yer olduğu için börtü böcek, sivrisinek konusunda da oldukça zengin bir yer. Bayağı bir ısırıldık.